Arkadaşlar merhaba. Sıfatlar konusuyla birlikteyiz. Gördüğünüz gibi ön adlar bir diğer adı. Ne demişiz? Adları türlü yönlerden niteleyen, belirten sözcüklere sıfat denir. Buradan şunu anlayabilir miyiz? Adları niteleyen, belirten sözcüklere sıfat denir dediğimize göre bir yerde tabi ekstra bir durum var ondan bahsedeceğiz ama sıfat diye bir sözcükten varlığından bahsedebilmemiz için bir ad olması gerekiyor. Yani kırmızı bir sıfat değildir. Büyük bir sıfat değildir. Ne olması gerekir arkadaşlar? Kırmızı kalem örneğinde olduğu gibi bir adın önüne gelmesi, onu nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Önceliğimiz bu. Demek ki sıfat diyebilmemiz için mutlaka bir ad olması gerekir. Peki ad varsa ve sıfat varsa biz buna tamlama diyebilir miyiz? Tabii ki bu da bir sıfat tamlamasıdır. Özetle sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır çıkarımına da gidebiliriz. İkiye ayırmışız. Niteleme sıfatları, belirtme sıfatları demişiz. Niteleme sıfatları renk, durum, biçim bildirirler. Adlara sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Derin düşünce, güzel iş, nasıl düşünce, nasıl iş sorularına cevap veriyor. Niteleme sıfatları bir tarafta belirtme sıfatları. Belirtme sıfatları nedir? İşaret sıfatları, sayı sıfatları, belgi sıfatlar, soru sıfatları ve ayrıca bir grup. Onu bu başlığın altına almışız ama farklı bir başlık olarak da alabiliriz. Unvan sıfatları yazıma dikkat edelim. Ü değil U yazım olarak da sözcüğün Ü ile değil U ile yazıldığını buna da ne diyoruz? İnceltme ya da düzeltme işareti ya da sizin tabirinizde şapka dediğiniz işaret. O yüzden yazım da önemli. Neyse dağılmayalım. Niteleme belirtme diye ikiye ayırıyoruz sıfatları. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına bakalım. Faydalı mıymış? İlk olarak ne demişiz? İşaret sıfatları demişiz. Belirtme sıfatlarından ilki işaret sıfatları. Adları işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Hangi sorusuna cevap verir? Şu, bu, o, öteki, beriki, aşağı, yukarı, oradaki, şuradaki yani işaret anlamı içeren sözcükler bir adın önünde kullanılırsa biz buna ne diyeceğiz? İşaret sıfatı diyeceğiz. Bu araba senin mi diye çok komplike bir sorumuz var. Gördüğünüz gibi bu benim diye de bir cevap. Bu benim. Bu araba senin mi? Bu benim. Bu arabada bu nerede arkadaşlar? Bir adın önünde ve adı işaret ediyor. Bu benimde dediğimde ise bu benim örneğinde ise nedir? Bir adın yerini tutmaktadır. Ve biz buna zamir yani adıl diyoruz değil mi? O şehri hiç görmedim. Yine gördüğünüz gibi o şehrin önünde ve şehri işaret ediyor. O yürüyerek geldi dediğimizde ise bir addan söz edemeyiz. Böyle karşılaştırmalı olarak anlatalım ki zamirin de ne olduğunu zaten bir önceki videomuzda anlatmıştık. Adın yerini tutuyordu. Demek ki işaret sıfatıyla işaret zamirini karıştırmamamız gerekir. Buradan da bunu anlayabiliriz. Sayı sıfatları sayı sıfatları arkadaşlar asıl sayı, sıra sayı, üleştirme sayı ve kesir sayı olarak dörde ayrılmış. Ne demişiz? Asıl sayı yani 2 elma, 3 kuş, sayısal ifadelerde bir varlığın birden fazla olması durumu ya da tek de olabilir. Buna asıl sayı diyoruz. Kaç kaç elma, kaç kuş. Sıra sayı önce ince iki dediğimiz sıralama anlamı içeren değil mi? Sayılardan e, bahsediyoruz. Birinci sınıf, üçüncü seviye demişiz. Buna da kaçıncı sorusu bakın kaçıncı sınıf kaçıncı seviye. Ha burada şöyle bir şey söylemişiz. Buna önemli diyebiliriz. İlk son ortanca gibi sözcüklerde bir adın önünde kullanıldığında sayı anlamıyla sıra sayı sıfatı kabul edilmelidir. Üleştirme sayı. Üçer ceviz ikişer altın demişiz. Burada yine bir yazım bilgisi verelim. Bunun böyle yazılması yazım yanlıştır arkadaşlar. Onu da tekrar söyleyelim. Üçer ceviz dediğimizde yazı ile yazmamız gerekiyor. Yine tüm sayı sıfatlarında olduğu gibi tüm sıfatlarda olduğu gibi daha doğrusu cevizin önüne gelmiş. Geldim kesir sayıya kaçta kaç. Evet bu da sayısal arkadaşlar hemen olaya hakimler. Dörtte e, bir pay yüzde iki zam. Yani bir şeyin kesirli olması durumunu tabii ki bunların da yine adın önünde olması gerekiyor. Burada da çeyrek, yarım, yarı gibi sözcükler Yine kesir sayı ifade eder. Yani çeyrek kokoreç yedim, doymadım. Bir çeyrek kokoreç daha yiyebilir miyim sorusunda çeyrek kesir sayıdır. Bir gün beni anlayacak. Hmm, bakın burada bir ünlem var gördüğünüz gibi işaretimiz. İzmir'de bir gece geçirdik. Kendisiyle bir boyda çocukları var. Nedir bu arkadaşlar? Bir gün adın önüne gelmiş. Tamam daha gelmedi sıra ama bir sayı anlamında mı kullanılmış burada bir. Yoksa herhangi bir anlamında, kul, e, anlamında mı kullanılmış? Yani bir yerine 2, 3, 4, 5 de diyebilirdim eğer sayı olsaydı. 2 gün beni anlayacak. Aa diyemem. O zaman bu bire dikkat edin. Bu bir burada belgisiz anlamda. Yani belirsiz bir anlamda adı belirtiyor. Bir anlam belirsizliği var. Buna ne diyeceksiniz? Belgisiz sıfat diyeceksiniz. İzmir'de bir gece geçirdik. iki gece, üç gece, beş gece, on gece... Söyleyin bir sürü sayı söyleyin, söyleyebildiğiniz kadar söylersiniz çünkü bu bir sayı belirtmektedir. Kendisiyle bir boyda çocukları var. Ha bir, bir burada da farklı bir durumda kullanılmış. Yani aynı, denk, eşit anlamında e, adın önüne gelmiş ve adın niteliğini belirtiyor. O yüzden o da niteleme sıfatı dememiz gerekir. Buna dikkat edelim. Az önce bahsettik, hemen üzerine geldik. Belgisiz sıfat, belirtme sıfatlarından belgisiz sıfatlar adı kesinlik kazandırmadan belirten sıfatlardır. Birkaç, birçok, bazı, kimi, her, başka, bir takım, hiç, hiçbir, herhangi bir, gibi belirsizlik anlamı içeren sözcükler bir adın önüne gelir ve bu adı belirtirse elimizdeki sıfata belgisiz sıfat deriz. Birkaç öğrenci gelmedi. Dikkat edin adın önüne gelmiş bir belirsizlik anlamıyla adı belirtiyor. Birkaçı gelmedi dediğimde burada bir iyilik ekimiz var ve burada adın önüne gelmekten ziyade adın yerini tutma anlamı var ama belirsizlik anlamıyla tuttuğu için biz buna yine belgisiz zamir deriz sıfatla zamirin farkını demek ki belgisiz sıfat ve belgisiz zamir var. Ha, buradan bize gelebilirler. Belgisiz sıfat sorusunda belgisiz zamir kullanacaklardır. Yine tam tersi olarak da belgesiz zamir sorulduğunda da belgesiz sıfat sorulacaktır. O yüzden buna dikkat edelim. Her anne fedakardır. Kimse çalışmıyor. Bütün ofis kaytarıyordu. Bir takım sorunlarımız var. Burada her, bütün ve bir takım sözcükleri adın önüne gelmiş ve adı belirsizlik anlamında belirtiyor. Yani belgisizlik var, bir belirsizlik var. Kimse çalışmıyor da kimse bakın adın önüne gelmemiş. Belgesiz zamir. Ama bütün ofiste bütün e hocam bütün işte hepsini kapsıyor. Nasıl belirsizlik var burada? Nasıl belgisiz? Bütün ofis ama Ayşe, Fatma, Hatice, Ali Osman kim o bütün ofistekiler? Yine bir belirsizlik var. O yüzden biz buna bütüne de belgisiz zamir deriz. Gelelim soru sıfatlarına. Soru sıfatları da arkadaşlar çok farklı bir sıfat türü değil. Belirtme sıfatlarından nasıl yani çok farklı değil. Onlar da bir adın önüne gelecek ve onlar da adı soru yoluyla belirtecek. Hangi araba? Nasıl dondurma? Neredeki manav? Kaç ay? Hepsinde adı görüyoruz. Değil mi arkadaşlar? Adın önüne gelmiş ada yönelik bir soru durumu var. Soru sıfatlarına sıfatla cevap verilir. Hangi araba? Şu araba. Güzel araba. Nasıl dondurma? kaymaklı dondurma, çilekli dondurma dikkat edin. Hep sıfat tamlamasıyla cevap veriyorum. Neredeki manav? Oradaki manav, şuradaki manav. Kaç ay kaldı? 3 ay, 5 ay. Hep soru sıfatı varsa cümlede verilen cevap cevapta sıfat tamlaması olacaktır. Geldim nüan sıfatına. Evet bu sıfatın bir özelliği var. Farklı bir durumu var. Sıfatlar adın önüne gelir. Adı niteler ya da belirtir diye tanımlanırken ünvan sıfatı nevi şahsına münhasır bir sıfat. Kendisi addan sonra da gelebiliyor. Evet böyle bir farklılığı var. Adlara eklenen saygı, tanıtma amaçlı sözlerdir demişiz. Adın önüne, sonuna ve hem önüne hem sonuna gelebilir. Çolak Hasan, Doktor Tuna demişiz. Gördüğünüz gibi Ünvan, lakap, belirten sözcük. Hasan dayı Bengüsü Hanım demişiz. Bakın gördüğünüz gibi. Vali Rahmi Bey, Vali Bey, Demirci Efe, Mehmet, Demirci Mehmet Efe adın hem başına hem sonuna da gelebilir. Demek ki olur ya sıfatla ilgili hani farklı bir sıfat sorulur. Sıfatlar adın önüne gelirken böyle tanım yaparak soru sormayı çok seviyorlar. Adların önüne gelirken bazı sıfatlar bu duruma aykırı bir durum teşkil edebilir bazı sıfatlarda. Aşağıdakilerin hangisinde bu örneklenmiştir derlerse aklınıza gelmesi gereken sıfat çok sevgili öğrencilerim nedir? Unvan sıfatlarıdır. O yüzden buna da dikkat edelim. Adlaşmış sıfat. Evet bitirdik aslında sıfatları yavaştan sonuna doğru geldik ama bir de adlaşmış sıfat diye bir şey var. Bakın adlaş, Ma durumu nedir? Neden adlaşmış sıfat diyoruz? Çünkü bir sıfat var. Bu sıfat adın düşmesiyle ad gibi kullanılmaya başlıyor. Şimdi gençler dinamik olur dediğimde normalde burada genç insanlar sıfat damlamasında insan ad genç sıfatken genç yani sıfat ne oluyor? Adı kullanmadığımız durumda ad gibi kullanılıyor ve biz buna adlaşmış sıfat diyoruz. Sana kırmızıyı çok yakıştırıyor dedik kırmızı renk gördüğünüz gibi kırmızıyı burada da yine böyle bir durum söz konusu. Ha şurada önemli bir not var. Yine bir ünlem işareti yapmışız. Sıfat tamlaması belirtili isim tamlamasına dönüştürülürse sıfat adlaşır. Bunu çok yakalayamıyoruz. Genelde kaçırıyoruz. Böyle bir durum mesela Marmaris'in yeşili hepimizi büyüledi. Yeşil Marmaris tabii ki niteleme sıfatı almış. Bir sıfat tamlaması. Marmaris'in yeşil dediğimde neyin, kimin soruları at damlamasına götürürdü beni? Marmaris'in yeşili. Marmaris'in yeşili gördüğünüz gibi belirtili at damlamasına dönüştürülmüş bir sıfat damlaması. Marmaris'in yeşili, yeşil marmaris, yeşil renkli marmaris neyse. Buradaki duruma biz yine adlaşmış sıfat diyoruz. Buna da dikkat edelim. Sıfatlarda küçültme. Nedir küçültme? Bu. Sözcük türleri için geçerli bir durum tabii ki. Cık cık cıca ımsı imsi ımtırak ekleri arkadaşlar küçültme ekleridir. Ve bu ekler tabii adın önüne gelmiş bir sözcüğe gelirse de sıfatı küçültmüş olur. Yani büyük salon büyükçe salon. Bunu genelde küçültme olarak bazen alg, e, algılayamayabiliyorsunuz. Hocam nesi küçülmüş? Büyükçe bir salon şu demek arkadaşlar. Büyük olmayan, büyüye yakın yani yine büyüğü küçültmüş oluyorsunuz nitelik olarak... Yine keza mavim trak saçları ilgi çekiyor dediğimizde mavim trak da maviye yakın demek. Tam mavi olamamış. Nitelik olarak mavinin altında yine bir küçültme söz konusu. Minicik morumsu örnekleri de bir adın önüne gelmiş ve bu ekler ne yapmışlar? Sıfatları küçültmüşler. Biz bunlara ne demişiz arkadaşlar? Sıfatlarda küçültme ya da küçültme sıfatları demişiz. Sıfatlarda pekiştirme de yapılır. Nasıl yapılır? M.P.R.S. ünsüzlerimiz var. Birinci kural, M.P.R.S. ünsüzlerinden uygun olan biri ilk heceden sonra getirilirse küçültme yapmış olursunuz. Oda nasıl oda? Tertemiz oda. Elma nasıl elma? Kıpkırmızı elma. Görmüş olduğunuz gibi ilk hece alınıyor. Ondan sonra bu harflerden uygun birisiyle yapılıyor. Yepis yeni. Bunu kullanırlar. Çok doğru değil tabii ki. Yep yeni aslında da işte yepis yeni diyen arkadaşlarımız da var. Yep yeni kıyafetler aldım dediğimde yine bunu örneklemiş oluyoruz. Ha yes yeni diyenler de var. Bu tarz kullanımları duyabiliriz. Ne demişler? Galat'ın meşhur lügatı fasihten evladır demişler. Yani halk dilindeki yaygın kullanım bazen doğru gibi kabul görebiliyor. Ama biz doğrularını bilelim. İkilemelerle yapılırmış bir de pekiştirme. Yazı adın önüne gelmiş. Nasıl yazı? Eğri büğrü yazı. Saçlar, bukle bukle saçlar. Biz bu sözcüklere ikileme diyorduk. Çeşitli yollarla yapılıyordu onlarda. İşte zıt anlamlı sözcüklerle yapılıyordu. Aynı sözcüğün tekrarıyla yapılıyordu. Biri anlamlı biri anlamsız vesaire İkilemelerle de ha, pekiştirilmiş sıfat diye bir şey sorulursa bunu da buradan yakalarız. Ve mi soru edatı ile yapılır demişiz. Güzel mi güzel aslında yine ikilemelerin arasına ne getirmişiz? Mi getirmişiz. Yine bir adın önünde nasıl yemek, güzel mi güzel yemek, nasıl çocuk, akıllı mı akıllı çocuk demişiz. Buna da yine pekiştirme diyoruz. Son olarak demişiz arkadaşlar son olarak şiirsel anlatımlarda sıfat addan sonra gelebilir. Hmm. O zaman böyle tamlamalarda da söylemiştik bir aşk şiiri falan yazacaksınız öyle bir yeteneğiniz yok ama en azından bu işe gönül vermişsiniz. Birine de gönül vermişsiniz. Hocam bize ne önerirsiniz derseniz arkadaşlar tamlamaları alın başını sonuna sonunu başına ekleyin. Az çok şiire benzer. Mesela damgasın kalbimde hiç silinmeyecek. Kalbimde silinmeyecek damgasın. Hmm. Silinmeyecek damga. Nasıl damga? Silinmeyecek damga. Ne yaptım? Damgasın kalbimde hiç silinmeyecek diyerek hem şairane ruh ruhumu sergilemiş oldum, şiirsel bir anlatım yakalamış oldum hem de sıfatlı ne yapmış oldum? Genel olarak adın önüne gelen sıfatı Yer değiştirip addan sonra getirmiş oldum. Yine nadir olarak sıfatlar çekim eki alabilir demişiz. Güzel yemek, güzelim yemek, iyilik eki almış. Olabilir. Bunları niye söylüyorum? Aşağıdakilerin hangisinde yine böyle ekstrem bir durum sergilenmiştir? Sıfatlar normalde işte çekim ee, çekim ekleri almazlar. Ama hangisinde bu durum örneklenmiştir ya da bu duruma aykırı bir kullanım vardır derse Yine bizim için önemli olan şu nasıl yemek güzelim yemek cevap veriyor mu nasıla tamam olay bitti bu sıfattır şu da iyilik ekidir diyeceksiniz olaydan sıyrılıp çıkacaksınız. Bir sözcük birden çok sıfat tarafından nitelenebilir güzel tatlı güzel sözler değil mi akıllı uslu yakışıklı çocuk dediğimizde ne yapıyoruz birden çok sıfatı bir isim için kullanmış oluyoruz. Bir sıfat birden çok adı niteleyip belirtebilir korkunç masallar, öyküler, filmler demişiz. Evet. Korkunç burada görmüş olduğunuz gibi. Korkunç masal, korkunç öykü, korkunç film derken ne oluyor? Birden çok sıfat, pardon bir sıfat birden çok adı ne yapmış oluyor? Nitelemiş oluyor. Evet arkadaşlar sıfatlar konusunun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir derde deva olabilmişizdir.